Avrupa Birliği'ne girmek için Türkiye erkeğinin sakalını, bu yığını feda etmesi gerekiyor. Vallahi onu kimse şey etmez yani. Bugün ben bıyık bırakmışım. Bugün kesemek bana gülerler yani. Bugün 1 Nisan şaka zamanı. Biz de size olmayacak sorular yönelteceğiz. Biraz sizi sinirlendirmeye çalışacağız. Umarız bugünün kameraman Sinan Sarıyer'le birlikte kazasız belasız atlatır. Sizi fazla sinirlendirmeyiz. Bu tür trafiğe kapalı alanlara gelirken ayakkabı çıkarma zorunluluğu geliyor. Ayakkabı çıkarma mı? Niye? Evet. Nasıl yanına ayakta dolaşılacak burada? Görevliler terlik verecekler size efendim. Alanda terlikle dolaştıktan sonra... Evet. Sonra ayakkabılarınızı giyecek. Bunu herkes böyle uygulayacak mı? Bıyık yasağı. Bıyık yasağı. Bir bilgim yok. Benim bıyığım var. Kimse yasak edemez onu. Ama yasak. Yasak. Kim yasaklıyor? Sevinir misiniz? Hı? Seviniyorum. Avrupa Birliği yasaklıyor efendim. Hayır efendim. Hiç kimse yasaklayamaz. Bıyık bıyık. Pazartesiye kadar son gün. Çok ciddi para cezaları hangi geliyor. Hangi kanalda? Kanal 7 efendim. Biz bunu size ne zaman söylemek için. Bu akşam yayınlayacağız ama bıyıklar pazartesiye kadar gitmek zorunda. Bıyıklar gitmez. Çok ciddi para cezaları ciddi geliyor. Ciddi söylüyorum gitmez bıyıklar. Ne kadar para ödersiniz illa bıyıklı olayım diye? Ya ödemem, hiç ödemem, kesmem. Bu benim özel bıyığım. Ama size hayır, bıyıklarınızı hayır kesmezseniz bizi Avrupa Birliği'ne almazlar belki. Alması beni ilgilendirmez o. Biri. Nisan'ın biri. Bir Nisan. Bir Nisan ettiniz beni galiba değil mi? Ha? Beni bir Nisan ettiniz. Tamam. Hadi ikram edebiliriz. Yiyemeyeceğiz Avrupa çünkü Birliği yasak. Öyle mi? Avrupa Birliği. Sokakta yemek yemek, içmek yasak. Şeydir bizim en güzel zevklerimizden bir tanesi o. Yani şimdi... Para cezası gelecek pazartesinden itibaren yürür diye. Biz de bugün de yiyelim. Pazartesi daha büyüktür. Ya bir gören olmaz inşallah. Hı hı. Burada görevliler geziyor şu anda. Sokakta hı yemek yemek yasak, duymadınız mı? Yok. Burada artık yasak. Biz de yemeyiz ablam, sağ olun. Teşekkür ederim uyardığınız için. Bir şey içmek de yasak. Bir şey içmek de yasak. Çantanıza koydunuz, yasağı koydum, duydunuz. Yasağı duydum, uyarım. Ayakkabıyla yani giymek de yasak, biliyor musunuz? Ayakkabıyla girmek de yasak buraya. O da yasak değil canım. Yani bugün değil ama iki gün sonra başlıyor yasak. O zaman ayakkabımı denize atsınlar, yürüyerek gitsinler. Ya şöyle bir kolaylık sağlıyorlar. Mesela meydana girdiğiniz zaman veya araba olmayan yerlere girdiğiniz zaman ayakkabınızı çıkartıyorsunuz. Orada size terlik veriyorlar. Vallahi onun sanmıyor, buraya insana uymaz. Çantanızdan yemeğinizi çıkarabilirsiniz. Çünkü şakaydı. Şakalandım yani. Evet. İyi olsun, sağ olun. Afiyet olsun. Sağ olun, kolay gelsin. Karnınız aç ama yani bir çaresine bakacaksınız. Evden çıkarken yemeğinizi yiyeceksiniz. Eyvallah, tamam mı olmadı? Ama sokakta yemek yasak. Mesela aldı, bu mısıra ne kadar para verdiniz? 1,5. 1,5 işte, bir mısır yemenin cezası da 50 lira. Canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun, dedik başka bir şey yok. Biz evvel uyarmak hakkımız var ama. Evet, bir kez uyarılıyorsunuz. Gülmek de yasak ama. Yok ya. Gerçekten, umum açık yerlerde gülmek de yasaklanıyor artık. Ne o zaman yaşamak da yasak olsun. Avrupa Birliği'ne girmek için bunu yapmak zorundayız. Ama üzgünüz, kol kola girmek yasak artık bu açık alanda. Neymiş? Niye peki? Yeni yasak, evet. Niye, ne yapılacak? El ele dolaşmak, gülmek. Çocuğum, yasaklanıyor. Gülmek de mi yasakmış? Anladım. Gülelim o zaman, gülün o da. Altın dişleriniz var ya, onların vergisini verdiniz mi? Ben Azerbaycanlıyım, ben yabancıyım burada. Ama artık vergi geliyor. Şimdi ben buraya gelirsem gümrükte bana söylemeler lazım. Söylemediler mi? Verginizi almadılar. Az, o zaman tamam. Ülkenize dönerken ödeyeceksiniz. Ödemem. Ceza? Yanlış. Yanlış. Çünkü şaka. Şaka yaptık size. Ben şaka olduğunu anlamadım. Sizi gülerken yakaladık. Umum açık yerlerde yüksek sesle gülmek yasak artık. Neden? Avrupa Birliği'ne uyum için. Ay zaten bir gülüyoruz yani, yaşamımızda daha ne yapalım? Gülüyor muydunuz? Yok, ben öyle fazla gülmem. Ama biraz gülüyordunuz. Yok, fazla gülmem. Şimdi başlamadı yasak zaten. İki gün sonra başlayacak. Tamam. Biz bence yaşamayalım yani, ayakkabı... Gülmeyelim, ağlayalım mı yani, gülmeyelim, konuşmayalım. Ağlamak da yasak ama yani yüksek sesle yapılan bütün faaliyetleri yasak. Ya, başları rahatsız etmemek için tabii çalışır insan. Ah amca, o tesbihi taşımasaydınız iyiydi bugün. Niye? Umu açık yerlerde tesbih olur çekmek ya yasak. Dur, elimizdedir o. Ama yasak getiriyor. Ve burada görevliler dolaşacak. Tesbih çekenler, ne? Gülenler, yemek yiyenler. Niye? Yasak artık. Olur mu bir şey olur mu ya? Bilmiyorum, inşallah birazdan yakalamazlar sizi. Hele bu gün, bu bara gün.
Tamam, biz Müslüman bir ülkeyiz ama bu neden biliyor musunuz? Avrupa Birliği'nin hem de iki tane. Yok zaten şey olamaz. Ama iki tane var. Ama şey olsa işte. Avrupa diyorum Birliği'ne yani uyum sürecinde hayır, bu yasak. Şimdi mesela oturarak veya arabada veya camide bunu çekeceksin. Ama Avrupa Birliği diyor ki çekmeyeceksin diyor. Sokakta tespih çekmeyeceksin ama sizde de iki tane efendim, var. Avrupa Birliği tutmuşsa tutmuş, Avrupa Birliği olmasın, Asya Birliği olsun. Demeye mi başladınız tespihi? Hayır değil. Yok ben yine çekerim. Böyle trafiğe kapalı mekanlarda ayakkabı giyme yasak oluyor. Kapalı mekanlarda. Neden öyle? Tarihi dokuya, bu taşlara zarar vermememiz için artık ayakkabı giymeyeceğiz. Ayakkabı değil, yani zarar vermemek şartıyla ayakkabı giyilmesi. Doğal, normal. Çok saçma bir oldum ben bunu. Tabii zarar vermeyeceğiz doğaya. Yani ayakkabıyla nasıl ayakkabı? Pardon anlamadım ben. Ya böyle bir yere alışverişe geldiniz. Tamam. Oltanızla, poşetinizle tamam, burada mutlu mutlu geziyorsunuz. Tamam. Dur diyorlar. Dur dedi. Ayakkabılarınızı çıkarıyorsunuz. Olur mu ama rahatsız olur adam. Taşa basıyor. İşte buranın taşa taşlarını basıyor korumak için böyle yok, bir şey. Tarihi yani dokuya zarar vermemek tamam için. Tamam da böyle bir mantık olamaz. Değil o. Yani o dışarı, o sen dediğin dışarıdan yani uygulanamaz yani. Kapılar burası yani için, burası da tarihi doku olduğu ama için. Ama ben sen şöyle bir şey söyleyeyim. Burası taş yani, insan hasta olur yani. Böyle bir haksızlık olur mu? Yani bence haksızlık. Kızmayın bize. Bu da bir Nisan şakasıydı. İşte artık buraya gelirken ayakkabı giymiyoruz. Sebep? Yasak. Olmaz. Ayakkabısız nasıl camiye gideceğim, nasıl namaz kılacağım? İşte artık yasaklanıyormuş. Allah Allah. İnşallah dinler. O yanlış bir şey bence. Hayır, tamam. Tamam. Bir insan şakasıydı. Öyle mi? Tamam, sağ ol. Allah'a emanet olun. Artık yasak ayakkabıyla girmek. Ayakkabısız mı gezeceğiz? Ayakkabısız gezeceğiz. Nasıl yaparlarsa öyle gideceğiz artık. Ortama uyma sorundayız. Su içiyor musunuz? İçmez olur mu? Kaç litre su içiyorsunuz? Valla içiyorum, 3-4 bardak içiyorum günde. 3-4 bardak yetmiyor efendim. 2 litre su içmek zorundayız. İçemiyorsa? İşte kimlik numaranız var değil mi? Var. İşte ondan sizi takip edecekler. İsminiz nedir? Sabahat Dinç. Sabahat Dinç. Kaç litre su içti bunu görecekler orada, size ceza kesecekler 2 litrenin altındaysa. Aman ne yapalım ben içemiyorsam? Zorla mı içilecek? Bir Nisan şakasıydı. Sağ ol, teşekkür ederim. Kol kola girmek yasak artık bugünden itibaren, duymamış mıydınız? Hayır. Bir Nisan şakası. Ah teyze, nasıl da biliyorsun? Ne güzel soracaktım ben teyze. İnanmış mıydınız? Evet, ben inanmıştım. Sakal ve bıyık yasağından haberiniz var mı? Hayır. Avrupa Birliği'nin son bombası. İnanılmaz. İnanamadım. Böyle bir şey olamaz ya. Avrupa Birliği'ne girmemiz için bıyık ve sakal kesilecek. Türk erkeğine yakışır mı? Yani bıyık kesmek veya sakal kesmek. Şimdi bu hacı amca. Türkiye'li dememiz lazım. Bu nedir? Bu Peygamber Efendimiz'in sünnetidir bu. O zaman Avrupalıyız dememiz lazım. Türkiye'yi sünnetimiz lazım. Şimdi bu hacı amca bu sakalını kesti. Ne işe yaradı biz Avrupa Birliği'ne gireriz? Tamam, Avrupa Birliği'ne ben karşı değilim. Veya hacı amca da karşı değildir. Evet. Girdik Avrupa Birliği'ne. Bize ne diye, ne şeyi var, esprisi var veya ne getirisi var ne götürüsü var. 30 senedir bıyıklısınız, evet. Ama Avrupa Birliği de diyor ki biz bıyıklarınızı kesmeden sizi Avrupa Birliği'ne almayız. Ben kesemem ki. Asa almasa da kesemem. Sizin yüzünüzden giremeyeceğiz belki de Avrupa Birliği'ne. Babasının nasıl diyorsa keselim o zaman. Ama Avrupa Birliği öyle istiyor. Avrupa Birliği istese de benim kişiliğim var. O benim kişiliğim. Bırakmam. Ciddi para cezası. Ne kadar ceza olsa ödeyelim. Hatta 3 uyarıdan sonra hapis cezası gelebilir. Gelip yatarım. Bıyık için. Bıyık için gelip yatarım. Bırakmam. Avrupa Birliği ne kadar şey veriyorsunuz, sakal kadar şey veriyorsunuz. Benim bir özgürlüğüm elimde. Hani ne kadar özgürlük? Ama Avrupalı olacaksınız. Avrupalı olsan ne olursa olsun. Biz kendi ırkımız neyse, kendi zihniyetlerimiz neyse, kendi düzenlerimiz neyse o düzen üzerinde bozulmayız biz. Ama Türkiye Avrupa Birliği'ne girecekse halkın, vatandaşın günahı nedir? Bıyıklarımızdan biz etmeyin diyorsunuz. Tabii canım, bana şimdi milyar verseler ben bıyıklarımı kesmem yani. Ayakkabıyla da artık girilemeyecek biliyor musunuz açık alanlara, yani trafiğe kapalı alanlara? Biz de bir camiye gidip de ayakkabımızı nasıl saklayacağız diye düşünürken böyle alanlarda nasıl saklayacağız bu ayakkabıları? İşte her yerde değil, caddelerde değil de böyle arabanın olmadığı yerlerde
ayakkabıyla gezemeyeceğiz. Biz de son röportajımızı yapıyoruz. Ben de son kez ayakkabıyla geliyorum, evet. Çıplak ayakla mı geziyorsun? Onun yapmıyor çıplak ayak ya. Zaten bir tek o kaldı. Ama isterseniz terlik satın alabilirsiniz. Görevliler onu da verecek. Ya, terlik olabilir ama şey olmaz ayakkabısız. Açık alanda bir şeyler atıştırmak, bir şeyler çiğnemek, yiyoruz, içmek. Yiyoruz. Yasak ama artık ve bugünden itibaren görevliler meydanlarda olacak. Edenler utansın. Diziler yasaklanıyor. Şakası herhalde olamaz böyle bir şey. İnsan bir. Aklıma da geldi ya. Teşekkürler canım, iyi yayınlar.